Kahramanmaraş'ta ücretli öğretmen olarak görev yapan Fatma Bahar Balcı, 6 Şubat depremlerinin ardından evini kaybetti. Depremden sonra Karapınar'daki akrabalarının yanına yerleşen Balcı, Karapınar'da Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda ücretli öğretmenliğe devam ediyor. Bunu eledik. Şimdi Ömer, aslanı gösterir misin bana aslan? Aferin sana, çak. Çak yapalım. Depremde ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Fatma öğretmen, çocuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Kahramanmaraş merkezde yaşıyorum ve orada kendi evimde kalıyordum. Uyku esnasında yakalandık. Bir anda böyle bir sallantı hissettiğim an kalktım ve hemen geçmesini bekledim. Normalde Kahramanmaraş deprem bölgesi, ufak çaplı depremleri yaşadık, hissettik ama tekrar gelip geçen bir süreçteydik. Ama bu süreç çok uzun sürdü, geçmedi. Geçmeyecek zannettim. Biz hemen ayakkabılarımızı indik, dışarı çıktık. Kar yağıyordu zaten, yerler kar. Dışarı çıktığımız anda yağmur yağmaya başladı. Komşularla beraber bahçedeyiz. Sonra bize bir koruma alanı olduğunu, böyle afetlerin olduğu anda bir toplanma alanının olduğu yeri gösterdi yöneticimiz. Biz oralara geçtik. Benim evimin yan tarafında bir inşaat var. İnşaatın konteynerine girdik. Ben balkonumdan izlerdim böyle. Acaba soğukta üşüyorlar mı? Acaba sıcakta terliyorlar mı? Aslında birçok şey öğretti bu deprem bana. Sadece orada yaşadığımız eğitim hayatını burada da devam ettirebiliyorum. Bu benim için çok büyük bir şans. Gerçekten de bu süreçte sadece kendim için değil, kendimden başlayan eğitim sürecini devam ettirebilmeyi başarabilmek de gerçekten çok gurur verici bir şey. Ne kaldı? Tavşan! Peki bu elindeki neymiş? Traktör.